Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de gerçekten muhteşem ötesi bir şey yakaladım arkadaşlar. Bir şey gördüm, bence öyle arkadaşlar. Sizde de öyle mi? Bunu ben açıkladıktan sonra yorumlara yazarsınız. Belki anket de açarım ama önce bir açıklayayım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce de bu bulmama ve efsane bir oyuncu alacağız takıma şu anda. Gayet güzel kaliteli bir oyuncu alacağız. Bunu özel arkadaşlar, sizlerden tam 3500 beğeni bekliyorum. Ama zaten 3500 beğeni gelmiş, benim like atmama gerek yok. O zaman izleyeyim geçeyim demeyin. Herkesten bir like butonu ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Abone olun, bildirimleri açın arkadaşlar. Şu PSG formasına özel abone olun. Ne alaka bilmiyorum ama şu PSG formasına özel abone olabilirsiniz. Bu arada bu PSG formasını aldığım siteyi açıklamaya koydum. Bunu da tanıtım videosu bir daha gelecek, bir dahaki gönderdiklerinde. Ancak ben şimdiden koyayım açıklamaya. Gördüğünüz gibi isteyen alabilir. Yani öylesine koyuyorum. İsteyen alsın. Açıklamada var. Efsane bir site arkadaşlar. Türkiye'de bunun fiyatı en az 200 lira. Ancak sitede 6-7 dolar falan, yani gayet ucuz. O yüzden siz de alabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim dedim. Ve hadi bakalım arkadaşlar. O zaman etkinliklere giriyoruz ve Team of the Season çıktı diyor. Tots çıktı diye geliyoruz arkadaşlar. Şimdi gerçekten çok büyük bir şey yakaladım. Hani bunu yakalamak zor değil ama hani böyle düşünmek, hani çok kişi böyle düşünmez abi bunu. Ben de hani YouTuber olduğum için daha çok bu tarz düşünüyorum. Hani oyunu sadece kendi şeyimle değil, hani sadece kendi çıkarım için değil. Genel olarak hani nasıl bir hata yapılmış olabilir diye düşünüyorum. Ve aklıma bir şey geldi, ancak arkadaşlar oyun geç açıldı. Evet arkadaşlar, şimdi girdik TOTS'a ve arkadaşlar topluluğa geldiğimiz zaman ben size bir görev göstermiştim. Bir oyuncu görevi, 89'luk sağ kanat. Bakın yanlış duymuyorsunuz, 89'luk sağ kanat. Yani 89 bayağı efsane ama nedense abi telefonda bir yavaşlık var. Neden bilmiyorum, verisi silindi oyunun kendi kendine. Oyunu açtığımda verisi silinmiş olarak geldi. İçerik güncelleştirmesi falan yapıldı. Oyundaki en sinir olduğum şey, size de bu başınıza geliyor mu abi? Özellikle Android kullanıcılar, çünkü ben Android kullanıyorum. Bu başınıza geliyor mu abi? Oyunun verisi silinip ara sıra böyle içerik güncelleştirme yapılıyor. Gerçekten çok sinirimi bozuyor bu şey. Ve bunu da size söylemek istedim arkadaşlar. Çünkü benim çok sinirimi bozuyor. Muhtemelen sizin de sinirinizi bozuyor olabilir. Ve abi açılmıyor, evet. Evet, çok güzel. Muhteşemsin. EA Sports. Gerçekten efsane oyun yapıyorsun. Hem hatalarınla beraber. Bu oyunda zaten senin hatanı göstereceğim. Bir de serverlarda sıkıntı var. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 89'luk Jose Callejon var. Ve görevi gör diyoruz. Arkadaşlar burada çok önemli bir şey dikkatinizi çekecek. Bak buradaki oyuncu 89. Premier Lig'deki oyuncuyu bekliyorduk ya. O oyuncu daha düşük geldi ve o oyuncu 86 geldi. Arasında tam üçgen fark var. Ve yani 89 ile 86 arasındaki üçgen farkı hani dağlar kadar bir fark arkadaşlar. Hani biliyorsunuzdur, fiyat olarak da yani bayağı bir farkı var. Arkadaşlar burada istediği şey bizden, bir dakika iptal diyelim, daha şu an onaylamayacağım. Arkadaşlar burada bizden istediği şey 83 genli takım. Ama eğer beceri boostunuz 10 veya 8 falansa sizden kaç genlik takım istiyor biliyor musunuz? 73-75 genli bir takım istiyor. Yani arkadaşlar en kötü ihtimalle 77 gen falan istiyor. Ve bu ne için arkadaşlar? Hem de Premier Lig değil, topluluk. Daha kolay bulunan bir TOTS için istiyor. Bunu 89 genlik bir oyuncu için istiyor arkadaşlar. 89 gen. Premier Lig'e geliyoruz. Ve görevi gör diyoruz arkadaşlar. Burada da 79 genli bir takım istiyor. Bakın diğerinde 75 gen istiyordu. Burada da 79 gen istiyordu. Ayrıyeten de Premier Lig'den bir tane oyuncu istiyor. Ancak arkadaşlar buraya Van Ginkel'i ben buraya da koyduğum zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde kalıyor. Yani bu adam 91'e burada çıkmıyor. Yani ne demek? Burada beceri boostları işlemiyor. Orada işliyor. Oradaki oyuncu 89. Buradaki oyuncu 86. Arkadaşlar bence bunu EA isteyerek yapmadı. Birinci oyuncuyu bence yanlışlıkla o şekilde koydu. Ancak haksızlık olmasın diye değiştirmiyor. Veya hala fark edemedi de artık fark etmiştir herhalde. Ve ben onun yani TOTS için belki kolay olsun diye bilerek yapmışlardır diye düşündüm onu. Bu etkinlik gelince, bu etkinliği beceri boostları etki etmediği zaman dedim ki kesinlikle bu yanlışlıkla yapıldı. Arkadaşlar birincisini öyle yapıp ikincisini yapmamak bence bilerek yapılmış bir şey değil. Ve mantığa da uymuyor zaten, çünkü Callejon'u almak kat kat daha basit. Hani aşırı basit abi. Bir tane oyuncu koyuyorsun direkt 8 gen artıyor. Hani bayağı basit. Ben 75 genlik kadroyla 83 genlik takım kurabiliyorum. Bayağı güzel oluyor yani. En azından 90 gen falan isteseydi tamam, beceri boostu kabul olabilir, ancak bu şekilde olması gerçekten arkadaşlar beni şaşırttı ve EA Sports'tan büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Ve Callejon'u almak tabii ki de daha mantıklı. Davies ve Callejon yan yanayken herhangi bir oyuncuyu seçmeyin ya da Callejon'u seçin. Yani siz de alın almadıysanız, çok ucuza geliyor, çok mantıklı oluyor çünkü. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bunu yorumlara yazar mısınız? Evet veya hayır yazmayın, direkt düşüncenizi yazın ve mantıklı şekilde yazın. Mesela deyin ki
Ben de senin gibi düşünüyorum çünkü o bu şekilde veya senin gibi düşünmüyorum çünkü EA Sports böyle hata yapmaz falan tarzı şeyler yazabilirsiniz. Bunları yorumlarda tartışalım. Neler düşündüğünüzü ben de merak ediyorum çünkü. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman görevi gör diyoruz. Ve Jose Callejon'u 89 gen abi, bak efsane bir şey. 89 genlik Jose Callejon'u alıyoruz ve takımımıza koyacağım mı bilmiyorum ama ben bir alayım arkadaşlar. Şöyle göndere bastım, onaylaya da bastım. 89 gen sağ kanat Jose Callejon takımımıza. O zaman arkadaşlar hazır mıyız? 3, 2, 1. Oyun dondu mu? Parlaklık gitti ama oyun dondu mu bilmiyorum abi. Umarım oyun donmamıştır. Bu yavaşlığın sebebini gerçekten çok merak ettim. Neyse geldi Allah'tan. En azından adamımız geldi abi. Ben adam gelmeyecek sandım. Adam geldi Allah'tan. Neyse arkadaşlar, şimdi takımı değiştir diyeceğim hemen. Bu arada Ivan Cavaliero'nun da asıl hali 91'miş. Yani çok büyük bir fark yok. Hani Jose Callejon'da kullanılabilir. Boostları düşük biraz, onu hallederiz. Şimdi bunu çalıştır diyeyim. Ivan Cavaliero'yu bunun üstüne basarsam ne olur, çok merak ettim. Aç. Abi bir dakika, bunu basma. 2 gen mi artıyor sadece? Çok az artıyor. 3 gen artsaydı güzel olurdu. Ama 2 gen artması düşük ya. Bir de Todd Fitzby'si basarız abi. Şöyle abi bas bas bas. Başka da yok. Evet. 50.000 basarız. 3 gen arttırabiliriz. Ve beceri boostlarıyla beraber arkadaşlar. Bir dakika, eğer beceri boostu bunun 7 gen veriyorsa. Ama vermez. Bu düşük ya. Yok arkadaşlar, zorlamayalım. Gerçekten ama çok ucuza efsane bir oyuncu almış olduk. Bence siz de bunu yapın arkadaşlar. EA Sports'un yaptığı bence büyük bir hata bu. Hani neden yaptı bilmiyorum abi. Bilmiyorum, yanlışlıkla mı, bilerek mi yaptı artık, neden yaptı bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada bu videonun sonunda, hani video çok kısa oldu, kısa olmasın diye maç da oynamayacağım. Maç oynamaya gerek yok arkadaşlar. Lig bulamayanlar için, lige girenler, böyle liginden çok memnun olanlar kalabilir. Ama arkadaşlar çok efsane bir lig oluşturuyorum şu anda ve videoda kalın. Hemen lige geliyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşınız falan varsa yüksek genli, onu da çağırabilirsiniz. İlk yapanlar, ilk yüksek genli teklif edenler gelecek. Ancak arkadaşlar her turnuvada en az 18 gol atın. Her turnuvada en az 18 gol atmakla beraber bir de yani her maçı oynayın. Yani mesela 2 maçta 18 gol attıysanız maç oynamayı bırakmayın. 3'te 3 maç oynamayanlar da atılacak. Çünkü zaten ben videoda gösterdiğim zaman çok talep oluyor. O yüzden diğerlerine haksızlık olmaması için en iyi elinizden geleni yapın arkadaşlar. Sizden bunu istiyorum. Şimdi arkadaşlar buradan geliyoruz üyelere. Üyeleri yönet diyoruz. Ve şimdi abi ben kendi arkadaşlarımı falan da çıkaracağım. Çünkü onlar da çok oynamış. Yani şu anda herkesi çıkaracağım arkadaşlar. Ligi sıfırdan kuruyorum gibi düşünebilirsiniz. Hani ligde çok iyi oynayanlar falan, kusura bakmasın, hiç onları takip bile etmedim yani gördüğünüz gibi. Onaylıyorum tek tek, çıkartıyorum yani tek tek. Şimdi arkadaşlar size açıklamasını yapacağım ve minimum özelliği de göstereceğim. Ligin adını düşük genliler kesinlikle kızmasın arkadaşlar. Çünkü hani kazanmak istiyorum ve başarılı olmak istiyorum. Ve yüksek genlilere, o zaman girmek isteyen yüksek genlilere haksızlık olacak. O yüzden en yüksekten itibaren almaya çalışacağım. Başvuruları yönet deyip hepsini reddedeceğim. Bunlar tekrardan gönderebilir bu arada. Hani YouTube'dan geldim falan demiş, teşekkür ederim ama bir daha da gelebilirsin yani. Videolarımı zaten detaylı takip ediyorsan bu şekilde gelebilirsin. Şimdi arkadaşlar üyeleri bir dakika, nerede abi orası? Üyeleri yönet değil, ligi düzenle. Ligi düzenleye geliyoruz arkadaşlar. Eksi 17 gol, ciddi anlamda ban. Ciddi anlamda ban. Eksi 17 gol. Şöyle bir şey yapayım. Bir dakika. Böyle yaptım, anlayın abi. Eksi 17 gol ban. Lig gizliliği abi, başvuru yaparak girebiliyorsunuz. Konum herhangi fark etmez. Arkadaşlar gereken rating minimum 95 yapmışım. Hadi böyle kalsın. Hadi çok abartmıyorum arkadaşlar. Artık 95 gen olamayanlar da yani oyuna yeni başlayanlar falandır. Ve 95 genin altındakileri kesinlikle küçümsemek anlamında değil. Bak yanlış anlamayın arkadaşlar. Sadece ligde çok başarılı olmak istediğimden dolayı. Çok yüksek teklif gelmezse zaten, çok yüksek reytingli insanlar gelmezse kabul edeceğim arkadaşlar. Ama 103 gen falansanız kesinlikle liginizden çıkıp gelin. Çünkü buraya herkes gelecek ve baya güzel bir lig oluşturacağız. Ve çok güzel bir lig olacak. Bu en güzel liglerden biri olacak girdiğiniz. Yani şu anki bulunduğunuz ligden kesinlikle bence çıkın. Eğer çok iyi değilse o, yani çok aşırı emek vermediyseniz o lige, çıkabilirsiniz oradan. Bu arada lig ödülleri var mı, hiç oynayamıyoruz adam gibi turnuva ama belki vardır. Açalım arkadaşlar video bitmeden önce, hani ligi gösterdik. O zaman lig ödülleri de varsa açalım, yoksa da açamayacağım zaten. Evet 10 tane var arkadaşlar, 3 tane. Şundan açalım. Bana şu ana kadar bundan hiç elit çıkmadı. Bakalım çıkacak mı, çıkmayacak büyük ihtimalle. Ve abi oyun çok donuyor. Kapatasım geldi videoyu. Gerçekten şu an çok moralim bozuldu. Hani içerik güncelleştirmesi niye yapıldı? Hala anlamadım ya.
Baksana abi, paketin şekline bak. Leak paketinin şekline bak. Hah, bir tane oyuncu çıktı. Bana ne çıkabilir ki? Ben yine de açıyorum da. Hani bana maksimum ne çıkabilir abi zaten. Şu leak paketinde bir şansım gülmedi. Bir kere ya. Bir tane elit çıksın. Açmayacağım bir daha ya. Vallahi bir daha leak paketindeki oyuncu paketini açmayacağım. Bir tane elit çıktıktan sonra bir daha açarsam açmayacağım. Yani o kadar güzel şu an lig kuruyorum. Oradan gelen gelirlerle de maksimum beceri geliştirirse açarım. Hani bana elit çıkmaz ama arkadaşlar. Bana elit çıkana kadar açacağım bunu. Elit çıktıktan sonra yani bu videoda elit çıkarsa kesinlikle bir daha açmıyorum. Ama bu video dışında çıkarsa belki açabilirim. Ama abi bakalım, çıkmıyor. Evet, gördünüz. Üçer tane oyuncu çıkıyor ama elit yok. Neyse arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki videodan muhteşem bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Orada da efsane 97 gen Team of the Season aldım. Oraya da gidin arkadaşlar. Hadi bakalım, bay bay. Hadi git. Sen de git bak. Gidersen sevinirim yani. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Teşekkür ederim ve bay bay.